Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli konuklar, saygıdeğer misafirler. Uzak yakın demeden programımıza iştiraklarınızdan dolayı Mevla Teala sizlerden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli Müslümanlar, öyle bir kitap ki kainatta eşi benzeri olmayan, öyle bir kitap ki yazarı Allah olan, öyle bir kitap ki muhatabı müminler olan, öyle bir kitap ki gözlerimizin nuru, gönüllerimizin huzuru, kalplerimizin ilacı ve kainata yol gösterici olarak gönderilen Yüce Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere şöyle haber veriyor. Bu öyle büyük bir kitaptır ki bunu sana bütün insanları karanlıktan nura, aydınlığa çıkarasın için indirdik. İbrahim Suresi 1. ayet-i kerimesinde. Kıymetli konuklar, insanlık kurtuluş istiyorsa Kur'an'a gelsin. İnsanlık hastanelerin iniltisini, mahkemelerin gürültüsünü ve hapishanelerin ızdıraplarını dindirmek istiyorsa Kur'an'a uysun. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne güzel haber veriyor. Muhakkak ki bu Kur'an kendisine uyanları hidayete kavuşturur ve salih amellerde bulunan müminlere müjdeler verir ki muhakkak ki onlar için büyük bir mükafat vardır. İsra Suresi 9. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim bitmeyen, tükenmeyen, sönmeyen bir hidayet güneşidir ki daima hakka aydınlatır. Onun muhabbetini kalplere yerleştiren müminlere müjdeler olsun. Bak diğer insan, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şaşmayan yoluna koyan, başının Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun rızasına dayandır. İki cihan serveri, peygamberler peygamberi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in faziletleriyle alakalı ümmetimin en faziletli ameli Kur'an okumaktır. Ümmetimin en şerefleri Kur'an-ı Kerim büyüklenenlerdir buyurarak bu yüce kitabın büyüklüğünü işaret etmektedir. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde besmele'nin her harfine karşılık verilen ecirle alakalı şöyle buyuruyorlar. Besmele'nin her harfine karşılık 4000 sevap yazılır, 4000 günah silinir, 4000 devleti yükseltilir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı olan Besmele-i Şerife bu kadar sevap veriliyorsa, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyan, tamamını ezberleyen ve onun içindekilerle amel eden kullara verilen ecir ve sevabı hep beraber düşünmeliyiz. Rabbim bizleri Kur'ansız bırakmasın. Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Amin. Şefaatine nail eylesin.